Ergün Diler, Alev Topu Türkiye'de ülkesini uzak, topraklarına sırtını dönmüş bir dünya zavallı vardır. Hem bilmezler, hem bilmediklerini bilmezler, hem de öğrenmezler. Türkiye içinde yaşanan can yakıcı bütün olayların beyni ve emir vericisi dışarısıdır. Bazılarının anlamak istemediği dış güçlerdir bunlar. İçeride Türk ismiyle görürsün Türk vatandaşıdır da ancak yaptığı işin sonucunu toplayan dışarısıdır. Ülkeyi kavuran yangınların çıkmasından bir gün önce ülkede acı verici olayların yaşanacağını yazdım. Tatildeyken bile bunu görmek zor değildi. Dün de altını kabaca çizdiğim garip gelişmeler yaşandı. Kimse üzerinde durmadı, ben de dışarısı sevinmesin diye yazmadım. Resmen devleti tehdit ediyorlardı. Bizler ne yapıyoruz peki? Suriyelilerden bıktık usandık, şimdi de Afganlar geliyor. Mecbur muyuz bunları çekmeye, bunlarla aynı çatı altında yaşamak istemiyoruz diye isyan ediyoruz. Tek tek gidelim, Türkiye'ye savaş açıldığını görerek ilerleyelim. Konu yine Türkiye'nin konumu ile ilgili. Hatırlarsınız Erdoğan Başbakan'da. Başkan Obama ile iyi bir diyalogları vardı. Erdoğan ne zaman ABD'ye gitse, Beyaz Saray'ın önüne gelse anında bir terör saldırısı olur ve askerlerimiz şehit edilirdi. Mesela Tokat Reşadiye saldırısı tam böyle bir olaydır, 7 askerimizin şehit edildiği planlı bir pusudur. Örnek çoktur. Sık sık yazdığım gibi Türkiye, ABD, İngiltere, Avrupa arasında çekiştirilen bir ülkedir. Değerli ve önemli olduğu için her eksen yanında görmek ister. Türkiye ABD'ye yanaştığı zaman diğer iki eksen kendini hissettirir, hiç şaşmaz. Biz bunu son yıllarda PKK olarak gördük ancak karar veren ve uygulatan dışarısıdır. Üç gündür devam eden ve başka başka yerlerde baş gösteren orman yangınları da dış saldırıdır. Türkiye'nin aldığı alacağı kararları değiştirmek isteyenler var, elinde ateşle gelen bunlar. Biden seçildi geldi, ilk önemli zirve Çin'le Alaska'da yapıldı. Sonra G7 ve Putin'le. NATO zirvesinde Erdoğan'la görüştü. Gerçekçi olarak baktığımızda ABD'nin dünyada rakibi yok, hiçbir şekilde yok. Ancak onlar dünya sistemini kontrol ettiler ve bunu devam ettirmek niyetindeler, sorun da bu. Buna itiraz edenler de var. Avrupa ile Çin ilk iki sırada. Türkiye'de kendi politikalarını izlediği için iki ara bir dere durum karşılaştı. Libya'ya giden gemimizin Alman fırkateyni tarafından durdurulması, Suriye'de saldırıya uğramamız, Tunus'ta darbenin gerçekleşmesi, Afganların Türkiye'ye yönelmesi, ABD'nin dede aça yüzlerce tank ve silah indirmesi, YPG'ye gözle görülür yardımın devam etmesi, Kabil Havaalanı'nın Türk askerine bırakılacak olması gibi pek çok önemli olay peş peşe geldi. Erdoğan'ın Kıbrıs'a gidip özellikle Avrupa'ya Kıbrıs üzerinden tokat atması son derece önemliydi. Zaten yangınlara bakarsanız Akdeniz'i ve Kıbrıs'ı uzaktan gören koordinatlardır. Devam Trump Hindistan'a gitti, köprüleri kurdu mu kurdu. Biden geldi, kaldığı yerden gaza bastı. Bizdeki ayrılık yoktu onlarda. Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Jay Shankar'la görüştü. Masadaki ana konu Çin'di. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da Çin'de olacaktı. Bunlar planlanırken önemli bir adım atıldı. ABD 7. filosu bölgeye gönderildi. ABD Deniz Kuvvetleri içindeki en önemli güç olan biteni denizden izleyecekti. 7. filoda en az 20 bin denizci, 70'ten fazla gemi, 200'e yakın da uçak bulunmaktaydı. ABD egemenliğini korumak için Asya Pasifik'te bayrak gösteriyordu. Bütün bu olanlar arasında Türkiye'nin rolü ve kullanacağı koordinat önemliydi. Çin'le mi, Avrupa'yla mı, İngiltere'yle mi yoksa ABD'yle mi olacaktı? Ankara Çin'le yakın ve sıcak temasları sürdürüyordu. Bu sır değildi. Hatta Uygur Türkleri için ara bozulmasın diye sessiz kaldığı da oluyordu. Ancak Meral Akşener'in paylaşımlarından sonra Çin Büyükelçiliği, Çin tarafı herhangi bir kişi veya gücün Çin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır karşılığını verdi. Büyükelçi Lui Shoubin de dış işlerine çağrıldı. Bu az önemli bir şey değildi. Not ettiğim kritik olaylardan da. Derken zaman aktı geçti. Türk askeri Kabil'i aldı, bu adım üzerine de çok sayıda Afgan genci yollara düştü, Türkiye'nin yolunu tuttu. İçeride tepki birden çoğaldı. Acaba gelenler Afgan özel kuvvetleri miydi, bu gençler kaçıyormuş görüntüsü altında gelip eğitim alıp geri mi gidecekti? Türkiye İpek yolunda önemli bir merkeze mi oturuyordu diye sormadan edemedim. Haliyle bu adımlar eksen değiştirmek olarak algılandı ve dışarısı düğmeye bastı ve alevlerle üzerimize geldi. Pek çok noktadan saldırarak ormanlarımızı ateşe verdiler. Bunu gördüğüm için de önümüzdeki günler önemli, çok dikkat etmeliyiz diye not düştüm. 11 Eylül ikiz kule saldırılarıyla başlayıp koronavirüsle devam eden oyunun sonlarına doğru gidiyoruz. Türkiye'de son yıllardaki tutumunu değiştiriyor gibi. Olay bu, izleyelim görelim. Okullarda Türkiye'nin ne kadar değerli ve kilit bir ülke olduğu öğretilmez şablonlarla geçilir. Yarının büyüğü kendi gerçeğini öğrenmekte hep gecikir. Yıllar önce MIT'de biraz zaman geçirme şansım oldu. Orada çok akıllı Ankaralı bir akademisyenle tanışma fırsatı yakaladım. Hafızam yanıltmıyorsa o türlü bir parlak beyinde. Okulun etrafında dolaşırken neden buradasın, neden Türkiye'de kalmadın gibi sorular yönelttim. Çok net bir kişilikti, ilgi alanı ise Selçuklu mimarisiydi. Türkiye'de bir türlü anlatamadım, kimse anlamak istemedi diyordu. Sol gelenekten gelen bir kişi olmasına rağmen Selçuklu üzerine çalışıyordu, mimardı. Üniversitede hocalık yapıyordu, Türkiye'de bulamadığı kaynakları Boston'da bulduğunu söylüyordu. MIT'nin en değerli Selçuklu kaynaklarına ev sahipliği yaptığını söylüyordu. Bastığında yaşasa da Selçuklu üzerinden dünyayı anlamlı kılıyordu. Bu örnekten gitsek bile bizi değerli ve vazgeçilmez bulan sadece ABD değildi, İngiltere'de, Avrupa'da aynı frekanstaydı. Herkes kendi egemenlik planlarına göre Türkiye'ye rol biçmeye çalışıyordu. Biz kendi değerimizi anlamakta zorlanınca adamlar cemaatlerin içine kadar elini kolunu sallaya sallaya giriyordu. Dün de bugün de değişen bir şey yok. Üniversitelerden medyaya kadar durum böyledir, siyasetse başka bir tartışma konusu. Önceki gün burada yazımı şöyle bitirdim. Önümüzdeki 25-30 güne dikkat edilmeli, içeride hem de çok. Uzaktan baktığımda bile elektrik yüklü bulutlar görmekteyim inşallah benimki kuruntudur. Dilerim can yakıcı bir şey yaşanmadan önümüzdeki bir ayı geçirebiliriz. Evet Türkiye'nin denge arayışı, kendi yolunu çizme gayreti dışarıda birilerini rahatsız ediyordu. Bunu o kadar çok ve sık yaşadık ki gelen rüzgarı görmek bu nedenle zor olmuyordu. Gördünüz Manavgat'ta dün birkaç noktada birden yangın çıktı. Operasyon olduğu o kadar açık ve netti ki önümüzdeki günlerde başka şeyler de olacaktı umarım olmaz ancak deneyeceklerdi. Afganistan'dan Katar'a, Libya'dan Balkanlara kadar her yerde Türk var ve biz petrolü, gazı, zengin toprak altı zenginlikleri olan bir ülke değiliz. Devlet geleneğimiz ve insan kalitemiz gibi unsurlar bizi farklı kılmakta ve konumumuz. Müslüman kimliğimiz ve tarihimiz bizi eşsiz bir noktaya taşıyordu. Tam da bu nedenle siyaset yapan her ismin ülkenin geleceği için kafa yorması gerektiğini düşünüyordum. ABD'ye bakın, İngiltere'ye bakın, Almanya'ya bakın. Farklılıklarına rağmen gelecekleri için birlikte çalışıyorlardı, bizde ise çok ucuz tartışmalarla zaman kaybediliyordu. Dijital çağ, pandemi, kripto paralar, aşı, nesnelerin interneti, elektrikli araçlar, karbon salınımı, uzay çalışmaları gibi hayal önüken adımlar var. Türkiye olarak yepyeni bir algoritmaya ihtiyacımız var fakat bunu çok kişi anlamıyor. Umrunda olmayan geniş bir kitle de yok değil. İlk büyük savaştan sonra imparatorlukta topraklarımızın üçte ikisi gitti, büyük fatura ödettiler. Şimdi ise hep birlikte düşünüp hep birlikte adım atmanın zamanı. O parti, bu parti meselesi çok eski değil mi? Sentetik kavgaların bize bir faydası olmadı, bu görünmedi mi? İçeride birden fazla parçaya ayrıldığımız için dışarıdaki güçler kendi istedikleri taşı sahaya sürüyor. Parça parça olduğumuz için de tartışma içinde boğulup gidiyoruz. Laboratuvarda oluşturdukları konularla bizi bölüyorlar. Oysa bu oyuna gelmesek, tek ve bütün olsak dışarısı bunu yapamayacak. Batı genel olarak Orta Doğu'yu yıllardır kullandı. Öyle böyle değil hem de bizi de. Darbeler, cuntalar, finansal operasyonlar tarihimiz ortada. Bunun ana nedeni kendimizi bilmemekti, ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar vazgeçilmez olduğumuzu anlamamaktı. İçeride operasyon yaparak çok kez bizi istedikleri yola getirdiler. Arap Baharı başladığı zaman o dalganın Türkiye'ye geleceğini çok yazmıştım. Şimdi Tunus sahne aldı, bizden uzak değil, önemsizse hiç değil. Tunus'ta darbe olurken bizde kimsenin üzerinde durmadığı küçük ancak hayatı önemde bir gelişme oldu. Ben bunu Tunus'tan, Kıbrıs'tan, Afganistan'dan ayrı düşünmüyordum. Bu nedenle önümüzdeki 25-30 güne dikkat diye not düşüyordum. Yangını da görünce tamam dedim. Bakın içeride bir ekibin ya da bir ekolün tavsiye edilmek istenmesi dışarıdaki bir gücün zaferidir. Siyaseten antivirüs programlarını canlı tutarak ilerlememiz gereken bir dönemdeyiz. Aklımızı birleştirip yol almalıyız. En sağlıklı yol bu. Ergün Diler